Ve sayın seyirciler, bir 55. dakika programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğum AK Parti Samsun İl Başkan adayı, serbest muhasebeci, mali müşavir Sayın Mehmet Teyyare. Efendim hoş geldiniz hoş programımıza. Hoş bulduk, Teşekkür ederim. Ee, AK Parti İl Başkanlığı için adaylığınızı açıkladınız. Ve adaylığınızı açıklarken 2023 hedeflerine 2002 ruhuyla, e, ulaşacağınızı yani bu anlamda bir çalışma içerisinde olacağınızı ifade ettiniz. Ben ilk olarak bunu sormak istiyorum. Şu anda AK Parti 2002 e, ruhundan uzaklaştı mı? Yani bu ifadeyi neden kullandınız? AK Parti 2002 ruhundan tamamen uzaklaştı. Çünkü 2002'deki bizim yola çıkış gayemiz şu anda maalesef yok denecek kadar az çünkü 2002 yılın, 2001 yılının son çeyreğinde AK Parti'yi kurarken bagajında kirli çamaşır olanlar bu davada görev almayacak, yer almayacak diye biz 50 kişilik yönetim kurulu yola çıktık. Güzel duygularla yola çıktık. Bu çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Büyük bir özveriyle yola çıktık. Kimsenin cesaret edelim, edemediği bir dönemde yola çıktık güzel bir çalışma, güzel bir ekip çalışması içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Çok kısa bir zaman içerisinde teşkilatlarımızı oluşturarak 30 Mart 2002 tarihindeki yapmış olduğumuz meşhur Samsun mitinginde 80 bin kişinin o alana toplanmasını sağladık. Evet. Çalışmalarımızı yine bir ahang içinde devam ederken devam etti. 2003 Kasım 2002 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde inanın biz çok fazla gayret sarf etmedik. Çünkü milletin artık özlemini duyduğu bir lider ve onun başkanlığında AK Parti kurulmuştu. Bizim çalışmalarımızda bütün Samsun tarafından kabul gördü. Evet. Biz çok fazla uğraşmadan, zahmet çekmeden 3 Kasım 2002 seçimlerinde birinci parti olarak ve iktidar partisi iktidar olmayı başardık. Şu anda da sanki genel merkez bunun aslında farkında. Yani sizin de ifade ettiğiniz o 2002 ruhuna bir dönüş var. kurucu iradeye doğru bir dönüş var AK Parti'de. Bu anlamda baktığımızda işte Mustafa Demir Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapıldı ve seçildi akabinde. Yine sizin de içinde bulunduğunuz o kurucu listesinde olan isimlerden şu anda yine AK Parti'ye aday olacağı bilinen ya da adaylığını açıklayan eski milletvekilleri var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? AK Parti'de milletvekilliği yapmış olan arkadaşlarımızdan şu anda AK Parti il Başkanlığı için ismi geçenlerin hiçbirinin, aslında AK Parti İl Başkanlığı'na aday olma gibi bir kendilerinin arzusu olduğunu düşünmüyorum ben. Ve sadece biz aday olduk diye, bizim önümüzü kesmek için, sadece isim cambazlığı, isim enflasyonu gibi, ortaya o aday olacak, bu aday olacak, şu aday olacak gibi şeylerle kafa karıştırmadan başka bir şey değil. Çünkü o ismi, İl başkanlığı için geçen milletvekili arkadaşlarımız, milletvekili kardeşlerimizin de biliyoruz. Aday mevcut il başkanının durumunu da biliyoruz. O ekibi de biliyoruz. Onlar aslında aynı cenabın adamları. Evet. Şimdi bizim söylemlerimizden rahatsız oldukları için yani derler yani doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulurmuş misali bizim söylemlerimiz Bunları rahatsız ediyor herhalde ki. Evet. Bunlar işte bunun karşısına ne kadar aday çok çıkarırsak, aday var dersek artık vaz mı geçer diyorlar yoksa yıldırma politikası mı bilmiyorum. Ama biz halis niyetle yola çıktık. Samimi duygularla yola çıktık. Davamızın selameti için yola çıktık. Bu şekilde birkaç kişinin idare ettiği bir AK Parti değil de 50 kişinin hatta 100 kişinin idare edeceği, yöneteceği, kolektif bir ekip ruhuyla yönetilecek bir AK Parti'ye ihtiyaç olduğunu her kesime ulaşmamız gerektiğine inandığımız için biz bunların yönetim şeklini beğenmediğimiz için biraz açıklamalarımız bunlara karşı açıklamalarımız sert gidiyor galiba ki. Şimdi açıklamalar derken ben hemen orada girmek istiyorum. Şöyle bir ifadeniz var. Çakma AK Partililere kapıyı göstereceğim. Menfaati için AK Parti'ye sızmış haram haramzedeleri temizleyeceğim. Kim bu çakma AK Partililer? Kim bu haramzedeler? Şimdi biliyorsunuz 2017 seçimlerinden önce il başkan adaylığımda bununla ilgili yapmış olduğum bazı açıklamalar dolayı isim biziklettiğim için dava açıldı. Hakkımda birkaç tane dava açıldı. Allah şükürler olsun. Davaların çoğunu kazandık. Bir tanesinde de bin lira ceza yedik. Şimdi yine bir açıklamanızda da yönetiminizi gençlerden oluşturacağınızı, partiye taze kan kazandıracağınızı ifade etmişsiniz. Ama şunu söyleyeyim özellikle benim dikkat ettiğim kadarıyla genelde orta yaşlı ya da yaşlı sayabileceğimiz insanlarla çok geziyorsunuz çalışmalarınızda. Yani burada bir tezat mı var? Bu işin aslı nedir? 2000 17 seç 17'de il başkanlığına adaylığımızı koyduğumuzda evet. adaylığımızı koyduğumuzda bize il başkanlığını adaylık açıklama yeri olarak il başkanlığını tercih ettik. O zamanki il başkanlığı Sayın Muharrem Göksel'den bununla ilgili nezaket icabı bir izin istedik. Evet. Arkadaşlarımız kanalıyla. Tabii ki o Muharrem Bey böyle bir şeyin olmayacağını Böyle bir şey izin vermeyeceğini arkadaşlarımıza söylemiş. Biz saygı duyduk. Biz gerilim istemiyoruz. Bizim dava bizim davamız. Partiyi biz kurduk. Bizim partimiz bizim davamız. Rakip değiliz. Yani il başkanına rakipsiz ama sonuçta ikimiz de aynı davaya hizmet etmek için yarış halindeyiz. Evet. Ee, gerilim olmasını istedik. Biz bu sefer kısmet aile düğün salonunu e, kiraladık. Orada 300-350 kişilik bir toplulukla basın toplantısı yaptık. Bu basın toplantısından sonra e, bizim ekibimizde yer alacak bazı kardeşlerimizi, bazı arkadaşlarımızı işte, mevcut yönetimde bulunan bazı insanlar tarafından tehdit edildiler. İlginç. Yani... Sizin ne işiniz var onun yanında? Siz işte hiç mi düşünmüyorsunuz kendinizi? Sizin çoluk çocuğunuz yok mu bu yanda bu yanda gibi. Yani böyle olumsuz, rahatsız edici bir şekilde insanlar aba altında soba gösterildi. Tabi bundan bu kardeşlerimiz çok rahatsız oldu. Bize de bu konuyu geldiler, anlattılar. Biz de dedik ki biz yanlış bir şey yapmadık. Biz AK Parti il Başkanlığıdayız Bu Samsun'u yönetmeye talibiz. Niye rahatsız oldular ki? Böyle bir şey yapmaya ne gerek gördüler ki? Demek ki bu adamlar AK Partili değil. Yani şunu anlamalıyım. Öyle mi? Sizin aslında genç bir ekibiniz var ben başka ama onlara bir, bir zarar ben gelmemesi devam için. Devam edebilir miyim? Tabii buyurun. Ben bu seferki basın toplantımızı sabah kahvaltısıyla beraber düzenlemiş olduğumuz basın toplantımızda bu soruyu bir kardeşimiz bize sordu. Ben de buradaki e, basın toplantısına geldiğimiz arkadaşlarımız, kardeşimiz, akrabamız. Ben ekibimi getirmedim bilinçli olarak sebep de bu diye bu açıklamayı yapmıştım. Gerçekten ben 50 kişilik il yönetiminin en az %50'sini 35 yaş grubu altı genç kardeşlerimizden, pırıl pırıl genç kardeşlerimizden rüştünü ispat etmiş, kendini ispat etmiş, hayalleri yüksek genç kardeşlerimizden oluşturacağım. Evet. 25 tanesi de onların abisi görevini yapacak. O da 50 yaşın altında arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle oluşacak. Bunun içerisinde sivil toplum örgütünden insanlarımız olacak, basından insanlarımız olacak, efendim esnaf ve tüccarlardan olacak, bürokrat kesiminden olacak karma bir e, ekip oluşturuyorum. Güzel bir ekip oluşturuyorum. Ekibim hazır, bugün görev verirsin, yarın listemi ortaya koyar, Göreve hazırız yani göreve yarın göreve başlayacak, başlayacak gibi göreve hazırız şu anda. Peki nasıl bir il başkanı olacaksınız? Ben çok farklı bir il başkanı olacağım. En azından şu olacak. Ben il başkanı olduğumda milletvekili milletvekilliği görevini bilecek. Belediye başkanı belediye başkanlığı görevini yapacak. Biz de kendi tüzüğümüzün bize verdiği yetkileri yaparak görevimizi kimsenin emrine girmeden... Kimse bize emretmeden biz Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun şubesi olduğu duygusuyla o sorumlulukta Samsun'u yönet Samsun'u yöneteceğiz Allah nasip ederse. Biz insan odaklı hizmet yapacağız. Eğitime ağırlık vereceğiz. Teşkilat içi eğitimlere ağırlık vereceğiz. Biz herkese ulaşacağız. Bizi arayan da 24 saat bulacak. 24 saat bizi ne zaman ararsa bulacak ben Bugün bir kardeşimiz beni arıyor. Ben il başkanını üç günden beri arıyorum. il başkanı bana cevap vermiyor diyor. Öyle bir il başkanı benim partime hizmet edemez. Beni arayan kardeşim, vatandaşım beni bulacak. Derdi olmayan adam beni aramaz. Derdi olan adam arar beni. O zaman derdi olan adama da biz cevap vermek zorundayız. Zaten bizim aday olma sebeplerimizden bir tanesi en önemli sebeplerimizden bir tanesi de bu. 2017 yılında Temmuz ayında biz adaylığımızı açıklamadan 15-20 gün önceydi. Samsun Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı bir gün beni gördü. Biraz da sistem sitem ederek ya abi dedi ne partiniz ne duruma geldi dedi. bunu hayırdır dedim. Dedi ki il başkanından bir aydan beri randevu istiyorum. Bana randevu vermiyor dedi. Yani ben muhtarım dedi ya. Aynı zamanda Muhtarlar Derneği de başkanıyım. Sivil Dövbe Toplum Örgütü'nün de başkan yardımcısıyım. Ben AK Parti İktidar Partisi il Başkanı'ndan bir aydan beri randevu alamıyorsam vatandaş ne yapıyor ben onu çok merak ediyorum dedi. Ben de hayırdır dedim bunu bana niye söylüyorsun dedim. Duydum ki sen il başkan adayıymışsın ondan dolayı sana bunu dile getirdim dedi. Ben de dedim ki Allah nasip ederse öyle bir niyetimiz var. İnşallah biz oraya gelirsek bir daha bu sorunu yaşamayacaksınız ben söz veriyorum. Çünkü ben şöyle düşündüm şöyle düşünüyorum. Benim Cumhurbaşkanım muhtarlara senede 4-5 defa rendu verip de efendim köşkte ağırlıyorsa ben Samsun'da muhtarları baş tacı niye yapmayayım? Evet. Muhtarlar sonuçta hükümetin yereldeki en tabandaki temsilciler sayıdır. Yani biz oradaki mahalle muhtarı mahallenin mülki idare amiridir. Ben oradaki sorunu herkesin sorunu bilme şansım yok. Ben oradaki sorunu muhtardan öğreneceğim. Mahalle başkanından da öğreneceğim ama muhtardan da öğreneceğim bu sorunu. Orada net derdi var, mahallemin ne derdi var. Ben ondan öğreneceğim. Ben hizmet yaparken muhtarsız hizmet yapamam. Hizmet Muhtarla yapacağım hizmeti. Bir şekilde muhtarı da manevi yönetim kurulu üyesi gibi ben orada onunla işbirliği yaparak mahalleye muhtarla beraber hizmet götüreceğim ki orada mahalleli hizmetin nereden geldiği, nasıl geldiği, ne şekilde geldiği, ne kadar geldiğini oradaki mahallede herkes görecek, bilecek. Bugün bizim AK Parti teşkilatı Samsun'da öyle bir durumda ki yani vatandaştan haberi yok. Vatandaşın ne istediğinden haberi yok. Vatandaş e, soyutlanmış. Kimse vatandaşın yüzüne bakmıyor. Vatandaşla ilgilenmiyor. Herkes bir kibir, kurur, kompleks, bencillik içerisinde. İktidar partisiyiz ya. Biz 17 seneden beri bu şehri, bu ülkeyi yönetiyoruz. İktidar partisinin il teşkilatı daha candan olmalı. Halkı kucaklayıcı olmalı. Kucaklamalı halkı. Çünkü bizim sermayemiz, siyasetçinin sermayesi insandır. İnsanı kazanamazsan o zaman sen başarılı olamazsın. İnsanı kazanacaksın önce. Önce insan. Bak Cumhurbaşkanımız dün bir açıklama daha yaptı. Ne diyor? AK Parti milletin partisi. Evet. Milletin partisi diyor. Sen milletin partisinden milleti uzaklaştırırsan o zaman yarın bu millette o isteme gidemezsin. Çok üzücü bir şey duydum. iki gün önce AK Parti mahalle eski mahalle başkanlarından ve yönetiminden genç kardeşlerimiz Çatalamut mahallesinde yeniden Refah Partisi'ne kaydolmuş. Yani AK Parti'den umudum kalmadı. Ben yeniden Refah Partisi'ne geçtim, geçiyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Biz o yeniden Refah Partisi ne şey yaptı? Ne potansiyeli var? Daha yeni kurulmuş ne olacağı da belli değil. Evet onlar da bizim kardeşimiz. Ben kimseyi küçümsemiyorum. Yani kimse, ben e, rakip partilerinden baraba, muhalefet partilerinden söyleyecek şeyim yok benim. O Genel başkanımız zaten onlarla ilgili gerekli değerlendirmeyi zaten yapıyor. O bizim işimiz değil. Ama benim tabanım, benim AK Parti'nin tabanı başka partiye kayarsa orada bizim sorumluluğumuz, bizim sıkıntımız, bizden sıkıntı var demektir. Yine bizden. bu konuda da bir ifadeniz var. AK Parti Türkiye genelinde büyük bir güven zafiyeti yaşamaktadır. Evet. Bu kopuşlar da belki bunun bir göstergesi. Tabii canım. Bak bu sadece burada değil. Bak benim mesajlarımın altında adam yorum yapıyor. Mesela düzce de yorum yapıyor. Sayın Başkanım Allah inşallah sizi muvaffak eder. Ama sadece sorun Samsun'da değil, Düzce'de de durma aynı. Bursa'dan yorum yapıyor adam öyle. Demek ki Türkiye'de de, yani Samsun'a benzer sıkıntı orada da var. Bir de yani çok affedersin yani kimse üzerine alınmasın. alınanda da alınsın. Gerçek benim çekindiğim yok da. Bu parti kimseye ganimet sözü vermedi. Bu parti kimseye menfaat sağlayacağım sözü vermedi. Bu dava millete Kişisel menfaat sağlama davası değil bu dava, bu dava ümmet davası. Eğer bu davayı biz 2023'e götüremezsek, taşıyamazsak, sadece Türkiye'deki Ak Parti taraftarı değil, bütün İslam aleminde büyük sıkıntı olur. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız, reisimiz o kadar büyük mücadele veriyor ki, dünya ile uğraşırken biz Samsun'da birlikte beraberliği sağlayamamışız. Önce biz Samsun'da birlikte beraberliği sağlamak zorundayız. Samsun'u Samsun'la yöneteceğiz dedik. Herkes ayağa kalktı. Vay efendim sen mikro milliyetçilik yapıyorsun. Yok kardeşim ben millilik mikro milliyetçilik yapmıyorum. Samsun'un yerlisi yok zaten. Samsun'da herkes bu yandan bu yandan gelme. Ama benim bahsettiğim Samsun'u Samsun'da yöneteceğiz. Ben Samsun'da yerleşmiş adam, yıllar önce yerleşmiş Samsun'da ticaretini yapıyor. Samsun'da memuriyetini yapmış, işçi olarak çalışmış bir şekilde Samsun'a katma değer, katma değer sağlamış. Ama hizmet sektöründe ama ticari sektörde, ama şurada bura, burada. Bu adam Samsunludur. Ben bu adamdan yöneteceğim, yönetirim Samsun'u. Ama sen bir yere geldim diye. Samsun'da yer değişik olan bu insanların evlatları boşta dururken sen Trabzon'dan, Rize'den, Artvin'den, Çorum'dan, Tokat'tan, Sinop'tan adam getirip de buraya yerleştirirsen ben buna karşıyım. Ben buna izin vermem. Ben Samsun'un işini Samsun yapacak. Samsun'da istihdam olacaksa Samsun'da yaşayan insanlar arasından alınacak bunlar. Bir biz, Samsunluk biz adali, evet Samsunluk bilincini biz bu şekilde oluştururuz. Samsun göç veriyor. Samsun işsizlik sürekli artıyor. Biz buna çare bulmak zorundayız. Biz siyasetçiyiz. Mesela ben Ordu Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Samsun şey Ordu Teşkilatlarla işbirliği yapmış. Ne yapıyor? Köydeki üreten yumurta üreticisini, tereyağı üreticisini, efendim peynir çökelek üreticisini destek veriyor. Onlara e, yöresel ürünlerinin daha güzel yapmasını olanak sağlıyor, imkan sağlıyor ve onlara belirli yerler belir gösterecek. E, onların ürünlerini kendi ürünlerini daha iyi değerlendirmek için imkanlar sağlayacak. Bunun yanında bir şey daha yapmış orduda fakir fukara, çoluk çocuğuna bir yumurta dahi alamayacak durumda olan fakir fukaraya tespit etmişler 90 bin tane yılda 90 bin tane yumurta bedavadan dağıtma kararı almışlar. Ya kardeşim ordu Büyükşehir Belediyesi de AK Partili, Samsun Büyükşehir Belediyesi de AK Partili. Yani ordu yapıyor, ordu bize göre daha şey, imkanı daha zor yapma evet. imkanı. Bizde 160 kilometre uzunluğunda ova var. Biz hadi tereyağıyla, yumurta ile uğraşmayalım da bizim belediyelerimiz de ovada sebze, yaş sebze, meyveciye bu desteği versinler. Onlara bu imkanı sağlasınlar. Yani belediyelerdeki başı bozukluk Tabii. ifadesi sizden yani evet. sizin ifadeniz. Belediyelerdeki başı bozukluğu da son vereceğiz. Başı bozukluğu da, da son vereceğiz demişsiniz. Belediyelerdeki başı bozukluklar derken neyden? Belediye bizim benim idare edeceğim AK Parti il yönetiminde belediye kendi kafasına göre hareket edemeyecek. Biz belediyede bizim başkan vekilliklerimiz var. Meclis üyelerimiz var. Evet. Bize her ay belediye çalışmalarını rapor etmek zorundalar. Bu raporu biz değerlendireceğiz. Orada bir aksaklık gördüğümüzde, orada bir yanlışlık gördüğümüzde başkan bey'le oturacağız. Sayın başkanım bu işi düzelt. Bu iş yanlış. Bu Samsun'a faydalı değil diyeceğiz. Müdahale edeceğiz. Belediye bizim belediyenin emrinde değil. Biz belediye bizim istediğimiz gibi halkımızın arzu ettiği hizmetleri yapmak zorunda. Kendi de kafasına göre iş yapabilecek. Yani be, belediye başkanı sonuçta hani seçilmiş, halk tarafından seçilmiş biri. ya. Bu söylediğiniz mümkün mü? Gerçekten? Tabii ki mümkün. Yani il, il yönetimi başkanı e, yani ifadeyi kullanmak istemiyorum. Emir verebilecek mi? Emir Böyle ver, şey emir değil mi? bu. Bizim istişare toplantılarımızda yönlendirme. Bizim, bizim belediyeli bu belediyeler bizim partimizin belediyeleri. Bunu emir komuta zinciri diye bir şey düşünmeyin. Yani hani belediye başkanı seçtiğinde o rozet çıkıyor ya, o anlamda soruyorum. Önemli değil. Onu seçtiren biziz. Bu teşkilat seçecek onu. Havadan seçilmiyor onlar. Bu teşkilat bu teşkilat önderlik yapacak. Evet. Bu teşkilat emek verecek. O belediye başkanı öyle seçilecek. Yani kafasını seçilmeyecek bu belediye başkanı. Ama tabii ki bu belediyenin yapmış olduğu, yapacakları, yapacağı yatırımları, hizmetleri bizim takip etme yükümlülüğümüz var. Hatta ben Ankara'da Genel Başkan yardımcımıza aynen şu cümleyi söyledim. Ben Samsun il başkanı olduğumda Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın reis reisinin Samsun şubesi olacağım mı dedim. Tabii ki dedi. Peki ben dedim belediyeye belediyenin kaynaklarını boşa harcayamazsın diyebileceğim mi dedim. Demen lazım dedi bana. Deminiz lazım dedi. Sonuçta partili belediye sıfırdan yani bağımsız bir belediye değil, değil muhalefetin belediyesi değil benim bunu diyeceğim adam. Bunu diyeceğim adam benim belediyem. Benim partimin belediyesi bunu ben seçmiş olacağım. Yani işçi alırken teşkilatın haberi olmadan başka yerden işçi getiremeyecek. Ben buna izin vermeyeceğim. Kendi ilçesinin insanını istihdam herkes kendi ilçesinin insanını işe almak zorunda. İstihdam etmek zorunda. Burada bir ayrım yapıyorsunuz ama değil mi? Yani illa AK Partili birini almak zorunda değil. Yani ilçesinde yaşayan başka partili birini de işe alabilir. Yani ben, olan ilçesinde... Ben özellikle şunu söylüyorum. İş iş için müracaat etmiş İşsiz kardeşimin ben sağcımı, solcumu ve onu aramam. Evet, bunu belirtmemiz gerekiyor. Ben onu aramıyorum. Ben ona aramam. Ha, ben adamı işe aldım. Biz adamı işe aldık. Adam orada siyaset yapıyor. Kardeşim sen bu diye layık değilsin. Sen siyaset yapıyorsan Allah yoluna çıkısın. Seni biz hizmet yapmak için aldık buraya. O zaman sen hizmetini yapacaksın diyeceğiz onu. Ama adam geldi, çalışıyor. Ben adamın ne oy attı atmadı beni ilgilendirmez. Evet. Ben o adam çalışıyorsa o adamı ben desteklerim. İl başkanlığına tekrar dönecek olursak şu anki il yönetimini genel merkeze şikayet ettiniz. Zaten demeçlerinizde de bizim programımızda da konuştuğumuz kadarıyla e, halka da şikayet ediyorsunuz aslında Tabii. bir anlamda. E, genel merkeze yaptığınız şikayetin detayı neydi? Delege seçimlerinde yapılan usulsüzlük. Nasıl bir usulsüzlük? Şöyle ki usulsüzlük. Hatırlıyorsanız AK Parti İl Kongresi 26 Mart 2018'de yapıldı. Evet. Daha yapılalı bir buçuk yıl oldu. Bizim normalde kongremizde daha bir buçuk yıl daha var. Bu bir buçuk sene olmasına, yıl daha olmasına rağmen Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız AK Parti kongrelerini bir, bir buçuk yıl önce erkene aldı. Buradaki amaç kimse, hiçbir genel başkan hiç partinin, hiçbir partinin genel başkanı veya merkez yönetim kurulu, kurulu durup dururken teşkilatları öne almaz. Çok olağanüstü bir şey olmadığı müddetçe, olağan bir şey olmadığı müddetçe kongreler zamanda yapılır. Evet. Çünkü kongre yani keyfi yapılan bir işler değildir. Kongre nedir? Güncellemedir, güçlendirmedir, ayağa kaldırmaktır. Kongrelerin amacı budur. Haçan mevcut yönetimlerin, teşkilatların memnuniyet arz ediyorsa, memnuniyet veriyorsa, o zaman kongre yapmaya gerek yok. Şimdi Cumhurbaşkanımız bu kongreleri bir buçuk yıl erken alınca şöyle bir cümle kullandı. Kesinlikle AK Parti teşkilatlarında eş, dost, akraba birinci, ikinci derecede olmayacak dedi. Yani bunun bizce anlamı şu. Halkın tamamının kabul edebileceği bir AK Parti teşkilatı istiyorum dedi. Evet. Biz de buna güvendik, inandık, yola çıktık. Davamızın güçlenmesini, davamızın toplum tarafından tekrar kucaklanmasını, sahiplenmesini istiyoruz biz. Biz eğer bunu biz başaramazsak 2023 bizim için hayal. 2023'e bir sağlıklı gidemeyiz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın önünü kesmek için her gün değişik bir Parti kuruluyor. Her gün değişik bir insanlar önümüze koy, aday, rakip diye koyuluyor. Yani bir şekilde Cumhurbaşkanımızın önünü kesilmeye çalışıyor. Bizim teşkilatlarımız ne kadar kuvvetli olursa, güçlü olursa, belediyelerimiz ne kadar dik durursa Cumhurbaşkanımız da o kadar sağlam olur. O kadar güçlü, güçlü olur. O zaman karşılarında durma şansları yok kimsenin. Şimdi 7 Ekim'de delege tespit çalışmaları başladı. Biz Burada bazı mahalle başkanlarından bize şikayet geldi. Nedir? İşte biz ilçeden arandık. İlçe delegeleri şunlar da şunlar da şunlar da olacak diye. Dik, bu yanlış. Yani mevcut yönetimin içinden delege olduğu zaman bu teşkilatı değiştirme şansın var mı? Mümkün değil yani. Hacem Memnun teşkilattan, genel merkezimiz, genel başkanımız Memnun o zaman kongreler niye yapılacak? Kongre yapılmaya niye? Kongre yapılmaya zaman niye harcanacak? Niye sıkıntı olacak o zaman? Biz bunun yanlış olduğunu söyledik ve il başkanlığına kongreler, kongre delegeleri, ilçe delegelerimizi çarşaf liste halinde müracaat etsin. Üyelerimiz ben delege olmak istiyorum diye müracaat etsin. Çarşaf liste oluşturursun. Partili üyelerimizin önüne sandık koyalım. Kaç tane delege seçecek? Atıyorum 300 kişi. Listede kaç kişi var? Bin kişi. O bin kişinin arasında 300 kişi üyeler sessin. En azından ben sizin tanıyorsam, sizi biliyorsam, gerçekten partili olduğunuzu, gerçekten dava adamı olduğunuzu, gerçekten bu davayı hizmet etmek istediğinizi ben biliyorsam sizi işaretlerim zaten. Sizi işaretlersem, sizi delege yaparsam sizin de yanlış bir adamı seçmeyeceğinizi bilirim. Demokrasi tesis edilmiş. Evet. Demokrasi <laughs> tesis edilmiş olur. Şimdi bu arkadaşlara bunu söylediğimiz halde bizi duymazdan geliyorlar. Bunlar birileri bunların akıl hocaları kuvvetli galiba. Bunlar dediler ki sen bu şekilde başaramazsın bu işi. Geçmişte de yaptılar zaten bunu. Bir gecede adamlar üç günde e, il başkanlığını kazandılar. Aynı bu ekip iş başında şu anda yine. Bunu dediler bu şekilde yaparsan Mehmet Teyyar'ı sen il başkanlığına kendin taşırsın dediler. Onun için dediler sen bunu bu şekilde yapma. Ne yap? Sen liste, delege listeleri kendi güvendiğin, eşin, dostun, akraban, neyin varsa, neye güven, kime güveniyorsan, senden vazgeçmeyecek kim varsa onlar yap dediler. Bunlar listeleri bu şekilde hazırladır. Çağırıyor delegeyi, şey, üyeyi çağırıyorlar pardon. Üye geliyor, liste eline ulaştırıyor üyenin. Üye bakıyor. Ya bu liste hazırlanmış. Hani biz seçecektik. Diyor ki yok kardeşim delege listesi bu. İster seç, ister seçme. İster oy at buna, ister atma. Önemli değil, dele, delege bu diyor. Adamlar kızıyor, dönüyor, geri gidiyor. Bununla ilgili parti içi bir denetim mekanizması yok mu? Yok. Yani i̇l ya. yönetimi ne isterse o mu oluyor yani? Parti içi denetim dediğin disiplin kurulumuza, disiplin kurulu da il başkanının emrinde zaten. İl başkan ne diyorsa onu yapıyor. Genel merkez bunu denetlemiyor mu? Genel merkez, yani 81 vilayette bunu kontrol etme şansı şansı mı yok yoksa onlar da birilerine ses mi çıkaramıyor bilmiyorum yani. Biz bunu genel başkan yardımcımıza bizzat kendim tarafımdan genel başkan yardımcısına yazılı olarak bildirdim. Bu yanlış dedim. Bölge koordinatörümüze ve il koordinatörümüze bunu tek bildirdim. Genel başkan başkanımıza yani cumhurbaşkanımıza da bunu yazılı olarak bildirdim. Ama bizim ne hikmetse cumhurbaşkanımıza gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyoruz. Yani o kadar sıkıntının derdi içerisinde Cumhurbaşkanımızın takip etme şansı oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Ama biz posta takibinden Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürlüğünün sistemine ve evrak servisinden bunu girdiğini görüyoruz. Anladım. Kadın kollarında bir kardeşimizin listesi bize ulaştırıldı. Hem de kendi akrabası ulaştırdı. Hmm. Bakıyorum babasını yazmış, eşini yazmış, kardeşini yazmış, kendini yazmış, komşunu yazmış işin daha da garibi İyi Partili olduğu bilinen o yörede, o ilçede İyi Parti olduğu yüzde yüz bilinen İyi Parti'ye çalışan bilirsin de delege yazmış AK Parti'yi. Şimdi adam diyor ki ben yıllarca diyor bu davaya hizmet ettim diyor başkanım diyor. Yıllarca bu diyor bir de benim akrabam diyor. Yani yaptığı delege listesine bak diyor. Allah rızası şimdi delege listesi bana göndermiş. Ben de yayınladım. Sonra aradı beni. Abi benden derdin ne? De. Ben senin derdim yok kardeşim dedim. Benim derdim Ak Parti davası. Ben benim derdim Ak Parti Parti'deki bu sıkıntıları ortadan kaldırmak. Bizim dedim tek derdimiz Ak Parti. Bizim tek derdimiz reis. Biz reisin davadan arkadaşlarıyız. Biz onun ne istiyorsa, ne emrediyorsa biz onun çizgisine gitmek zorundayız. Sizin gönlünüz olsun diye ben sizin yaptığınız yanlışlara göz yumamam dedim. Kusura bakmayın dedi. Yani öyle konuşmalarınız öyle ifadeleriniz var ki sizi tanımayan biri hani sanki başka bir partinin adayıymış da Ak Parti'ye hani Ak Partiyi eleştiriyormuş gibi görür. Yani partiyi çok sevdiğiniz anlaşılıyor. Bu dava için veremeyeceğiniz bir şey yok benim anladığım bu. Dava için konuşuyorsunuz ama bir yandan da kendi partinizi kendi teşkilatınızı yerden yere vuruyorsunuz. Yok vurmuyorum. Ben sadece bu parti bu dava eleştirilmediği için bu hale geldi. Biz öz eleştirimizi yapabilseydik şimdiye kadar, biz öz eleştiri, yanlışları eleştirseydik, yanlışın yanlış olduğunu ortaya koyabilseydik bu davayı bu hale getiremez dedi bunlar. Biz sustuğumuz için bu hale geldi bu dava. Onun için susmayacağız bundan sonra. Davamızın selameti için susmayacağız mücadele edeceğiz. Yani aynı sizin tarzınızda herhangi bir Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle bir şey olsaydı muhtemelen ihraç edilirdi. Esinler. İki örneklerini gördük. Hayır esinler beni de ettiler. 2017'de bana ihraç verdiler. Öyle mi? Evet. 2017'de bana ihraç verdiler. Ben Merkez Disiplin Kurulu Başkanı'nı aradım. Dedim ki efendim böyle böyle durum oldu. Beni de ihraç ettiler bunlar. İki satır yazı yaz gönder bize iptal edelim dediler ve iptal ettiler. Ne olmuş? Sen beni ihraç etsen ne olur yukarıda? Ben ne, ne, ne dediğimi, ne ettiğimi yazılı olarak yukarıda zaten bildiriyorum. Ne oldum Ni, niçin söylediğimi söylüyorum yukarı. Yani senin buradaki keyfiye davranışını, keyfiye almış olduğun bir karar genel merkezin yani her önüne geleni ihraç edecek, atacak da biz hiçbir partinin böyle bir lüksü yok. Ben parti bir davamı kötülemiyorum. Ben davama zarar verenleri kötülüyorum, eleştiriyorum. Evet. Ben davamı eleştirmiyorum. Ben davama zarar veren insanları eleştiriyorum. Buradaki fark bu yani. Biz AK Parti il başkanı olduğumuzda milletvekillerine biz görev vereceğiz. Program yapacağız. Milletvekilleri bizim programımıza uygulayacak. Normalde böyle olması lazım. İşin doğrusu bu. Milletvekilleri bana program yap, ben işte filan yere gideceğim diyemeyecek. Biz milletvekilleri sana vezir köprü programı yaptık. Üç kişilik, dört kişilik bir ekip hazırladık. Onunla beraber Vezir Köprü, Havza, Ladik o bölgeyi siz gezeceksiniz. Siz program yapacaksınız diyeceğiz. Ha milletvekilimizden şunu isteyeceğiz. Yani orada gittiğinizde teşkilatlarımıza AK Parti ilçe teşkilatına, AK Parti'li belediyelere, AK Parti mahalle başkanlarıyla hükümetin yapmış olduğu icraatlarla ilgili bilgileri vereceksiniz. Oradaki insanlara hükümetin çalışmalarını anlatacaksınız. O insanlar eğer hükümetin çalışmalarından bir şey anlamıyorsa, bilmiyorsa, o da çevresine ışık olamaz. Evet. Biz onun için parti içi çalışmaya, eğitime ağırlık vereceğiz. Öncelikle hükümetimizin bakanlarımızın yapmış olduğu çalışmaları dikkatlice takip edeceğiz. Bunu önce kendi içimizde tartışacağız, konuşacağız. Bütün teşkilatlarımız, yani il teşkilatında bunu bilmeyen kalmayacak. Ondan sonra da ilk Teşkilattan komisyonlar oluşturarak milletvekillerimize programlar yapacağız bunu bizden altımızdaki ilçe, mahalle teşkilat, beldemiz yok zaten. Mahalle teşkilatım teşkilatlarımıza bunu anlayabildikleri dilden anlatacağız, anlatmaya çalışacağız. Zaten milletvekillerimize görev vermemizin sebebi bu olmalı. Yani biz milletvekilimizi göndeririz şeye, termeye. Ben termeliyim. Dermeye gönder. Orada 3-5 kişi peşinde şakşuk. Orada ye iş dön ger, geri. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Milletvekili geldi mi geldi. O kadar. Yok öyle bir dünya. Yani adam demiş ki ya Allah nasıl bir adam bunlar. Şuraya geldi de buraya gelmedi. Yok öyle bir şey. Bu şehir taranacak bugün. Bu şehir, bu şehirde milletvekilinin geldi, özellikle sanayi kesimini, özellikle efendim ticaretin yoğun olduğu yerdeki bütün esnaflar o gün ziyaret edildiler kalı hatırı sorulacak. Bunun CHP'lisi, AK Partisi, MHP'lisi de bir şey yok. Özellikle şuna da dikkat edeceğiz biz. Biz ilk ortağımız Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP ile bu programları ortak yürüteceğiz. Yani bizim yapmış olduğumuz çalışmalara onları davet edeceğiz. Gelirlerse şayet bu programları beraber yürüteceğiz. Ha, Haçan ki biz hükümetle şu anda beraber sayılırız. Birlikte bu e, ittifakı kurduk. Seçime beraber girdik. Şu anda yani gerçekten devlet adamlığı denilecek devlet adamı yani duyarlılığıyla hareket eden Sayın Devlet Bahçeli'yi de bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Kutluyorum. Gerçekten çok e, büyük bir devlet adamı olduğunu burada daha iyi. Bu kadar hassas dönemde daha iyi ortaya koydu. Onun için biz de o Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu hassasiyeti biz iktidar partisinin il başkanı olarak biz de buradaki onların teşkilatlarına, onların teşkilatın temsilcilerine göstereceğiz. Birlik ve beraberlik sağlay onların da sağlayacağız. Ben kesinlikle bunun sözünü veriyorum. Öncelikle bizim en önemli sorunumuz göç, işsizlik ve göç. Yani işsizliği önlemeden, işsizliğe bir çare bulmadan göç önleme şansın yok. Onun için bizim İhtiyacımız ne var? Samsun şehrimizin ihtiyacı ne var? Bunu ağırlıklı olarak bunun raporlarını hazırlayacağız, dosyalarını hazırlayacağız. Öncelikle belediyelerimize, büyükşehir başta olmak üzere belediyelerimize, efendim milletvekillerimize bunu dosyalar halinde takdim edeceğiz. Orada bırakmayacağız işi. Biz de dosya hazırladığımız dosyaları Hangi bakanlıktan ne istiyorsa o bakanlara dosya hazırlayarak bizzat biz kendimiz Ankara'ya giderek o bakanlığın kapısını çalacağız. Bizim Samsun'da bunun ihtiyacımız var. Size bunu milletvekilimizden talep ettik ama biz il teşkilatı olarak da biz sizden de bunu talep ediyoruz diyeceğiz. Oturma yok bizde. Biz çalışacağız. Durmak yok. Evet, biz Özellikle çalışmak oldu. zorundayız. Biz gösteriş için değil. O makamı lüzumsuz meşgul etme yok. Biz çalışacağız. Biz çalışmak zorundayız. Peki son yerel seçimde AK Parti Samsun'da yani büyük sayılabilecek kan kayıpları yaşadı. Yani Atakum gibi büyük bir ilçe, ilk adım gibi büyük bir ilçe kaybedildi. bu kayıplarda aday belirleme sürecinin etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Yapılan temayüllerin olması gerektiği gibi yapıldığını düşünüyor musunuz? Ben iki başkanın da seçimi kaybedeceğini bağıra bağıra söyleyen insanım. Buraya Atakum'lu bir aday gerekiyordu. Atakumlu birisi burada aday olsaydı biz burada bugün belediye başkanlığı bizdeydi burada. Ama ilk adım için ben onu söyleyemiyorum. İlk adım da aday yanlıştı. İlk adımın adayı yanlıştı. Millet bağıra bağıra biz bu adama oy vermeyiz dediği halde birilerinin isteği olsun diye mi artık nasıl bir yanlış olduysa ilk adımda adayın yanlışlığından dolayı seçimi kaybettik biz. Ben takımda oturuyorum. Ama ilk adım da işim iş yerim i̇ş, ilk adımda 37 yıllık mali müşavirim. Ben ilk adımın kaç tane mahallesi varsa onun %75'inde benim tanıdığım bildiğim insanlar var. Ve ben o insanlarla bir her gün görüş e, görüş alışverişindeydim. Ve e, kesinlikle bu adayla bu seçim kazanılmaz diyorlardı. Yani AK Parti'nin iki metropol belediyeyi kaybetmesi gerçekten AK Parti için iyi olmadı, hoş olmadı. Evet. Peki siz il başkanı olduğunuzda AK Parti'ye gönül verenlere e, nasıl bir yani söz veriyorsunuz? Nasıl bir vaat demeyeceğim ben ona. Ben vaat AK Parti il başkanı çıkmıyorum. olduğumda insanlar arasında kesinlikle ayrım yapmayacağım. Bizim kapımız sonuna kadar herkese açık olacak. Bizden istenenler eğer yapılabilirlik ölçüsünde ise biz onu kesinlikle yapacağız. Burada eş, dost, akraba ayrımı kesinlikle olmayacak. Biz halkımızla kucaklaşacağız. Halkımızdan barışmaya talibim Gençlerimizin Gençlerimizi e, siyasete alıştıracağız. gençlerimize görev vereceğiz. Yarını teslim edeceğimiz gençlerimize biz bugünden görev vereceğiz. Bakalım ne yapabildiklerini göreceğiz. Yapamadıkları, eksik yaptıkları yerlerde biz onların büyükleri olarak, abileri olarak şurası eksik yaptın, yanlış yaptın, bu, bu böyle değil de şu şekilde yapalım diye onları yönlendireceğiz, yöneteceğiz. Onları siyaseti sevdireceğiz. Eğer onları biz siyasete sevdirirsek diğer gençliği gençlik de bu işe adapte olur. Gençlik de bu işe sahip çıkar. Evet. Biz gençliğe sahip çıkmak zorundayız. Bizim geleceğimiz olan gençlere biz sahip çıkmak zorundayız. Eğer bunu biz yaparsak, bunu biz başardığımız zaman göreceksiniz bazı problemler kendiliğinden çözülmüş olacak zaten. Şimdi e, benim anladığım kadarıyla ulaşılabilir olacağınızı söylüyorsunuz. AK Parti teşkilatını gençleştireceğim diyorsunuz. Aynen öyle efendim. Sahada aktif çalışacağız diyorsunuz. Aynen öyle. Halkımızın ne istiyorsa, muhtarlarımız ne istiyorsa onu yapmaya gayret göstereceğiz. Evet. Kapımız her zaman açık olacak diyorsunuz. Ayrım yapmayacağız. Kesinlikle kimseye ayrım yok bizde. Olmayacak. AK Parti işte. teşkilatlarını e, davaya zarar veren isimlerden temizleyeceğiz diyorsunuz. Kesinlikle temizleyeceğiz. Onlar davaya zarar verenden tespit ettiğimiz anda iş babamın oğlu olsa gözünün yaşına bakmam adaleti ve Samsun için kalkınmayı tesis edeceğiz. Kesinlikle diyorsunuz. sağlayacağız inşallah. Ee, Elimizden geldiği kadar imkanlar ölçüsünde. Bize verilen yetkiler çerçevesinde. Ben son cümlenizi alayım. Programımızın da sonuna geldik. Ee, Samsunlara, AK Partililere ne söylemek ben istersiniz? Ben özellikle AK Partili camiası da başta olmak üzere bütün Samsunlara bizim bu çıktığımız bu mücadelede bize destek olmaları, bize sahip çıkmalarını istiyoruz. Artık yandaş olmayı bıraksınlar artık objektif bakmayı kendileri hizmet edecek insanları seçmeyi bilsinler kimsenin korkmalarına gerek yok kimse onu yönetenlerden daha küçük değil bizim için herkesin ölçüsü birdir biz kardeşiz biz bir olacağız birlik olacağız biz bu işi başaracağız 2023'e sağlıklı gideceğiz Allah'ın izniyle Samsun da bu işte örnek olacak eğer biz bu il başkanlığına gelirsek, Allah nasip eder de gelirsek, Samsun'da bu işin 81 vilayetin öncülüğünü yapacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Için. Allah razı olsun böyle bir program imkanı sağladığınız için bize. Her zaman bekleriz. Bizim İnşallah. programımız, bizim İnşallah. stüdyolarımızın kapısı herkese her zaman açık. İnşallah. Efendim yani 55. dakika programının bugünlük sonuna geldik. Bugün stüdyo konuğum AK Parti Samsun İl Başkanı adayı Sayın Mehmet Teyyare'ydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim.